Mertemciğim teşekkür ediyorum. Mersin'de görev yapan ulusal ve yerel medya çalışanları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet alanında bir araya geldi. Basın mensupları adına bir açıklama yapan Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal, "Bugün bizim bayramımız. Bu meydan bizim, susma yerimiz değil. Burası bizim haykırma, basın özgürlüğünü savunma meydanımız. Türkiye'de basın özgürlüğü için mücadele eden tüm gazetecileri anıyorum," dedi. "Bu meydan bizim susma yerimiz değil. Burası bizim haykırma, basın özgürlüğünü savunma meydanımız. Bu meydan tarihe çok tanıklık etti arkadaşlar." Gazeteciliğin önemini vurgulayan Ünal, "Gazeteci kimsesizlerin kimsesidir. Gazeteci demokrasinin teminatıdır. Gazeteci cumhuriyetin varlığıdır. Gazeteci halktır, ülkedir, bağımsızlıktır, Türkiye'dir. Yaşasın özgür basın, yaşasın demokrasi," diye konuştu. "Gazeteci kimsesizlerin kimsesidir. Gazeteci demokrasinin teminatıdır. Gazeteci cumhuriyetin varlığıdır. Gazeteci halktır, ülkedir, bağımsızlıktır, Türkiye'dir. Bu kavgaya katıldığınız için, buraya geldiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Geleceğin güzel günleri bizimdir diyorum. Yaşasın özgür basın diyorum. Yaşasın demokrasi diyorum. Sayın vekilimiz burada." Kutlama etkinliğine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ise Türkiye'deki basın özgürlüğünün tartışılır durumda olduğunu savundu. Atıcı, tutuklu gazetecilere dikkat çekerek basın üzerinde baskı olduğunu öne sürdü. "Bu kadar baskılar, bu kadar yıldırmalar devlet gücüyle, devletin bütün imkanlarını kullanarak gazetecilerin susturulduğu bir ortamda basın özgürlüğünden bahsedilemez. Can Dündar'ın, Erdem Gül'ün mesleklerini yaptıkları için içeriye atıldığı bir ortamda basın özgürlüğünden bahsedilemez." Gazeteciler adına konuşan yerel gazete muhabiri Meltem Ahatoğlu ise gazetecilerin ekonomik anlamda zor günler yaşadıklarını ifade ederek, "Gazeteciler evlerine bir ekmek götürüyorlarsa ikinci ekmeği nasıl götüreceklerini düşünüyorlar. Artık biz meslek mücadelesi değil, yaşam mücadelesi veriyoruz. Mesleğimiz sosyal medyanın ilerlemesi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte biçim değiştirdi. Artık hemen hemen herkes haberci oldu. Halk da haberciliğe çok fazla ihtiyaç duymuyor," ifadelerini kullandı. "Bugün ne yazık ki gazeteciler çalışamıyor. Bugün gazeteciler mesleklerini yapamıyor. Mesleklerini yapabilenler de ekonomik zorluklarla boğuşuyorlar. Evlerine bir ekmek götürüyorlarsa ikinci ekmeği nasıl götüreceklerini düşünüyorlar. Gazeteciler mesleklerini yaparken hem siyasi baskı altında hem sosyal baskı altında. Bu baskıları yaşamasalar da güç kimin elindeyse, gerek yerel iktidar olsun, gerek genel iktidar olsun, gerekse medya patronları olsun, onlarının iki dudağının arasında yaşam mücadelesi veriyorlar. Artık biz meslek mücadelesi değil, yaşam mücadelesi veriyoruz."